Fenerbahçe'ye kök söktüremezler. Fenerbahçe bunları yemez. Hepsini üst üste koya koya şampiyon olacağız. Böyle futbol oynanmaz. Türkiye'de futbol gelişmesi var. Böyle gelişmez futbol. Ama biz bu 3 kupayı da alacağız. Allah'ın izniyle alacağız. Herkes görecek bunu. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti. Kendinize gelin. Kenetlenelim. Birlik olalım. TFF'yi, MHK'yı bir alıp şampiyon olalım. Bugün Fenerbahçe hakemi de yendi. Bugün Fenerbahçe Florya'yı da yendi. Trabzon'u da yendi. Beşiktaş'ı da yendi. Türkiye'nin dört köşesini yendi. Rakip gene yerlere yattı. Şu futbolu bir de Galatasaray'a karşı oynasalar ya. Hani bize karşı sert sert ama Galatasaray'a gelince pamuk helva yumuşacık. Bu nedir ya? Yani ben İngiltere'yi izliyorum bak. İngiltere 10 numara maçlar oldu. Şu penaltı var mesela. Ceko'nun penaltısı. Bence penaltı. Türkiye'de penaltı. Ama bu Galatasaray'a verilir. Bize verilmez. Ama İngiltere'de verilmiyor bunlar. İngiltere'de verilmiyor. Ama burada verilmesi lazım. Niye? Ama Galatasaray'a verilmesi lazım. Fenerbahçe olunca hakemler susuyor. Bu nedir ya? Yerden kalkmıyorlar, etmiyor. Bu nasıl bir iş ya? Böyle futbol oynanmaz ki. Böyle futbol oynanmaz. Türkiye'de futbol gelişmesi var. Böyle gelişmez futbol. Evet. Ama biz bu 3 kupayı da alacağız. Allah'ın izniyle alacağız. Herkes görecek bunu. Herkes şahit olacak. Zorlu gözükmeyen ama zorlu geçen maç için aslında skor hani kandırıyor. Evet. İlk yarı çünkü bambaşka bir futbol, ikinci yarı bambaşka bir futbol izledik. Neye bağlıyorsun bunu? İlk yarıda oyun bilmiyorsan söyleyeyim. 23 dakika 15 saniye oyunda kalmış. Değerlendirir misin bunu? Ya bence bu oyuncular hani hakem bundan bağımsız artık yani federasyonun bu kararlarının diyeyim mesela atamalarının diyeyim. Ben böyle bir şeyi başka yani başka bir ligde görmedim. Bir Türkiye liginde var. Yani mesela yatıyorlar ondan sonra mesela dışarıda sakatlanıyor içeri atıyor kendini. Normalde dışarı atması lazım adamı. Yok içeride bekletiyor. Ondan sonra 11 dakika veriyor. 11 dakikanın 3 dakikası oynanıyor. Yani böyle uzatmayı hani 3 yarı çıkardı bu maçtan yani öyle söyleyebilirim. Ondan sonra ben bir şey sormak istiyorum. Ya böyle kararlar, böyle atamalar aynı şeyler Galatasaray'a yapılabiliyor mu? Yani Fenerbahçe herkesin kolu çok serbest. Ayak herkes çok serbest düzlükler çalabiliyor. Herkes istediği gibi yatıyor. Böyle yedek oyuncularla çıkmalar ne bileyim işte oyuncuyu oynatmıyor, oyuncuyu kadro dışı bırakıyor. Nedeni belli değil, oyuncu da bilmiyor. Bize gelince burada Madrid gibi top oynuyorlar. Anlamadım yani nasıl bir hırsla çıkıyorlar Fenerbahçe'ye karşı. Zaten Türkiye'nin en büyük spor kulübüne karşı oynamak onlar için bir onur olduğu için herhalde. İsmail Hoca'ya falan sallayanlar var ama yani evet bazen 70 dakika artık insanlar rakip takım alışmış 70'ten sonra oyuncu değişikliği yapıyor ediyor vesaire. Ha şu var, yanlışları var mı? Evet var. Ha ben olsam artık yani ligin sonuna geldik. Neyle mücadele ettiğimiz ortada. İsmail Kartal rotasyona gitme. Sen bu adamlara bu paralar veriliyorsa bunlar çıkıp oynayacaklar. Oynayacak rotasyona gidemezsin. Öyle bir lüksün yok senin. Çünkü ya biz farklı şekilde mücadele ediyoruz. Senin futbolcun çıkacak oynayacak. E ne oldu şimdi biz Avrupa'da oynadık ne oldu? Yerlere göklere sığdıramayan Fenerbahçe bugün bu oynadığı oyundan basındakiler yine Fenerbahçe'ye sallamaya başlayacak. Yok ikinci yarı şu girdi de oyunu çevirdi de şöyle yaptı da köşeden döndü. Ya bunlara gelmeyin. Ya taraftarlarımız çok kırılgan. İnsanların zaten sinir uçlarıyla oynuyorlar. Hakemin beden dilinden belli. Ben burada her röportaj verdiğimde ben bu zaten sistemi eleştiriyorum ben. Futbolun arka bahçesini boşuna eleştirmiyorum. Çünkü ya öyle bir sistemle mücadele ediyoruz ki ya NDI'ye denilen adam sarı kartı görüyor. Ne el kol kaldı ne bacak hareketi kaldı. Korkudan ikinci sarıdan kırmızıyı veremedi. Bunlar hepsi gücün esiri olmuşlar. Yukarıdakinin baskısıyla veremiyorlar. Ama bir de Galatasaray maçını görüyoruz. Galatasaray maçından sonra gördük bir tane güzel kardeşimiz çıktı. Benden yaşça küçük belli. Ya diyor ki biraz futboldan zevk almaya bakalım. Hayatta daha güzel önemli şeyler var. Ya güzel kardeşim alalım da bizim de keyfimiz bu. Senin istediğin çok güzel. Eyvallah ama sen o insanlardan ayırt olarak sana söylüyorum ben. Sen güzel bir adama benziyorsun. Ama bu oyunu biz yapmıyoruz. Oyunu senin başındakiler yapıyor güzel kardeşim. Senin başındakiler yapıyor. Anladın mı? O yüzden yani bizim burada yani şu var lütfen bakın rica ediyorum. Ya biz bu takıma destek olmak zorundayız. Biz eğer ki iyi gün taraftarı olursak ya bizim burada ne işimiz var? Abi oturalım evimizde televizyon başında izleyelim. En azından ben oradan küfür desem ceza alıyorum içeride. Dışarıda da sosyal medyada söylesem ya Kadir Sağlam kim gibi ben ona benim için arkadaşım söyledi 5 kuruş etmez. Ben ona 5 kuruşumu harcayamam Kadir Sağlam. Ben ona küfür edeceğim bana dava açacak da benden gelecek mahkeme yolla para alacak. Gitsin o Mehmet Büyükekşi'ye gitsin parasını oradan alsın. Anlatabildim mi? Ben ona kalkıp da 5 kuruş vermem. Emre Belezoğlu insanların sana kalkıp da sen takımını iyi mücadele ettirdin bilmem ne buna kimsenin lafı yok Fenerbahçeli olarak. Hiçbir şekilde yok ama şunu sakın unutma sen Fenerbahçe taraftarına
asla ve asla kafa sallayamazsın ve sen bizim efsanemiz olamazsın. Bizim efsanelerimiz herkes çok iyi biliyor. Ha sen ama eğer ki geçen sene Başakşehir'de Okan abin üzülmesin diye hangi takımla nasıl çıktığını çok iyi biliyoruz. Ankara Gücü maçında hangi takımla çok iyi çıktığını biliyoruz. Bizim amacımız kalkıp da sen niye böyle oynadın, bizden niye puan aldın veya kupadan bizi eledin. Bizim mevzumuz o değil. Sen hangi takımla çıkacağını çok iyi biliyorsun ama sen istiyorsun ki Okan abin üzülmesin. Sen git oraya, sen bizim efsanemiz hiçbir zaman olamayacaksın. Şimdi önce bizler Fenerbahçeliyiz. Buraya maç seyretmeye, buradan keyif almaya, bu takımın mağlup da olur galip de gelir. Bunların hepsini kabul ediyoruz. Yalnız kabullenemediğim bir tek şey var. Geçen perşembe akşamı uykuları kaçan Türk hakemleri, Türk futbolunun Avrupa'da ilerlemesini kabul edemeyenler, federasyonu da kabul edemiyor. Fenerbahçe aslında bir Belçika takımıyla oynamadı. Fenerbahçe'nin yendiği Türkiye Futbol Federasyonu hakemleri bir takım Türkiye'deki yorumcuları yendi. Bizler buraya futbol seyretmeye, futbol kalitesini yukarıya çıkartmaya, Aziz Yıldırım zamanında 500 milyon dolar olan yayın ihalesi bugün 170 milyon dolarda. Bunun sebebi kim? Galatasaray'ı şampiyon yapacağız diye getirdikleri hal bu. Başka da hiçbir şey değil. Yazıklar olsun diyeceğim başka. Türk hakemlerinin gerçekten inşallah bu perşembe de uyuyamazlar. Uyumamaları için elimizden geleni yapacağız inşallah. Şimdi ilk yarıda çok yere yattılar. Oynatmadılar, soğutmaya çalıştılar. Her zamanki taktikler. Ama Fenerbahçe'ye kök söktüremezler. Fenerbahçe bunları yemez. Hepsini üst üste koya koya şampiyon olacağız. Abi olan tüm bunlara rağmen bugün hem hakemi yendi bu takım, hem Pendik Spor geldi. Bu adamlar bugün buraya yatmaya geldi ama başaramadılar. Yıkamadılar, yıkamayacaklar. Evet abi tebrik ederim. Birazcık skordan bağımsız bakarsak Fenerbahçe taraftarı öldü dirildi diyebilir miyiz? Çok teşekkür ederim kardeşim. Şimdi ben zaten skordan bağımsız konuşacağım. Çünkü ben bu maçı berabere sayıyorum. İsmail hocam Pendik Sporlu arkadaş atılana kadar biz 11'e 10 oynuyorduk. Ondan sonra 10'a 10 yani dengelendi. Maç ondan sonra döndü. Fakat şöyle bir durum var. Tabii İsmail Hoca'nın bu kurun hiç ısrarını bir türlü anlamıyoruz. Yani buradan kaç kere söyledik siz de biliyorsunuz. Sağ olsun yani herkes. Ama yani bu arasındaki bağ neyse onu artık kesin İsmail Hocam. Orta saha diyoruz. Maçın en iyi oyuncusu Mert Hakan'ı çıkarıyorsun. Ama hayalet gibi gezen, hiçbir topta olmayan Kurunic sahada. Onun yüzünden Fred garibim yerlerde sürünüyordu. Niye? Kurunic dediğin yani çakma Maldon adı hiçbir yerde yok arkadaş. Yok yani. Sonra gelelim hakeme. Güzel kardeşim. İlk 45 dakikada 23,5 dakika top oyunda kalmış. Siz de hakemim diye geziyorsunuz. Biz bir Avrupa maçı oynadık. Gidin ders alın. Ahlaksızlık yapmayın. Yani gidin hakem nasıl olur? Ama arkadaşlar sağ olsun Galatasaray maçlarında Avrupalılardan daha iyi hakem oluyorlar. Yabancı hakemlerin maç yönettiğinde iki takımın da nasıl oynadığını çok iyi gördük. Evet Emre Belezoğlu güzel kardeşim seni sevdik, saydık, bağrımıza bastık ama yani Serhat'tan biraz Fenerbahçelilik öğren bence. Serhat'a laf giydirmeye kalkacaksın ha. Bu taraftan çık bir özür dile. Bu taraftara bir özür borcum var. Bu taraftar kafa sallayanı da unutmaz. Bu taraftar kafa sallayan hiç kimseyi unutmaz. Bir parantezle kaleciyi açmak gerekiyor sanırım. Çünkü bizim kalecimiz sağ olsun hiçbir topa çıkmayı bilmiyor. Yani kale direğini bağladılar mı güzel kardeşim Livakovic? Hocam arkada senin çok iyi bir kalecin yedek bekliyor. Çocuk her girdiği maçta çok iyi. Biz her maça 1-0 mağlup başlıyoruz. Böyle olacak da Altay niye gitti? Hocam bunları biz mi görelim? Yani hocalığı sen mi yapacaksın? İsmail Hoca'yı çok seviyoruz ama eğer bu takım şampiyon olursa İsmail Hoca'ya rağmen olacak. Bir de taraftara kardeşim mağlup durumdayız. Marş söylüyoruz. O sahayı dar etmemiz lazım ıslıklarla. Hakem 23,5 dakika oynatmış hep topu ama tek bir ıslık yok. Taraftar da kendine gelmesi lazım. Maç başladı. Başladıktan sonra yatmaya başladılar zaten. Pendik yatar abi. Pendik gücü yetmez bize. O 2-2-4 onda sıkıntı yok. Ama abi buna müsaade eden hakem var. Bak Avrupa maçı oynadık 3 gün önce. Bize de yatan mesela Osayi düştü hatırlıyor musun? Adam da hemen kalktı hakem. Bir de çok sert bir dille kalktı dedi Osayi. Hemen kalk dedi. Sonra ne oldu Osayi bir de attı mı kendini atmaz. Evet. Abi sen eğer oyuncuya yatmaya müsaade edersen bak burada hakem ne patlar. Pendik yatar abi.
Pendik gücün harcı ne Pendik'in ya? Pendik kızmaya gerek yok burada. Yok abi Pendik harcı. Abi adam 2 düşme attığında adam bir puana razı. Her şey yapıyor. Abi bak onu geçtim. Bak onu geçtim. Hakem sen buna izin verirsen abi. Yatmasına izin verirsen. Abi bunlar yapmaya devam eder. Hallak bunlar düşüyor. Atıyor kendini içeri yatmaya devam. Abi öyle devam. Sarı kart gören oyuncu o sahadan çıkmıyor ya. Ha. Abi Endia'ya ya sarı kart gördü adam yapmadı hareket kalmadı. Abi göstersene ikinci sarıyı. Kaleci ayrı bir şey abi. Hani niye bekliyorsun abi? Niye göstersene yani? Neyin beklemek için? Abi oyuna oyuncudan gidelim. Abi Cengiz çok formsuzdu. Kesik. İrfan girdikten sonra orada bir pas kanalı oldu. Döndü. Ki oyunda da gösterdi. Abi bazen oyuncuların sahaya çıkması lazım. Cengiz'in sahaya çıkacağı maçtı bu. Çıkacaktı abi. Adam akıllı oynayacaktı orada. Bakıyorum Cengiz içeri kaçıyor. Kurun iç içeri kaçıyor kendini. Abi dal da. Yani dal burada kaybedecek bir şey yok. Sorumluluk alacak. Diyorsun ki yok kart görür bazı oyuncular için. Trabzon maçında şey olacak. Abi bu da 3 puan, o da 3 puan. Lan abi Fenerbahçe 17-16 yapmadı mı? Yaptı. Gidecek. Abi 10 hafta hepsini yenecek. Hepsini yenecek. Sami'nde de yenecek. İnşallah. İnşallah. İnşallah eksiksiz, sakatsız, kartsız, cezasız. Gideceğiz abi orada yeneceğiz. Kupayı da orada alacağız. Evet. Işıkları kapatırlar mı, kaldırırlar mı bilmem artık orasını. Biz de diyeceğiz. Okpa buraya gelecek diye. Okpa buraya gelecek evet. Diyeceğiz. Bize diyorlar ki maç diyorlar. Ali Sami'yi biz kapattık. Telekom'u biz açtık. Yine kapatmasını da biliriz. Fenerbahçe'nin Avrupa maçında 2 dakika bile durmadı oyun. Doğru mu? Evet. Hakem orada oynatıyor. Rakip çok iyi. 25 maçtır oynamayan ama burada kötü Pendik Spor tamam mı? Geliyor burada yatıyor. Niye yatıyor? Bunlar kimin adamı? Kimden talimat alıyorlar? Hakem de sürekli durduruyor. Ama olmaz böyle. Ama Fenerbahçe hepsini üst üste koyacak. Allah var bugün. Bak Allah şahidim. Üst üste koyup şampiyon olacağız. Bu düzeni bozacağız. Yeter artık. Şu an burada teknik taktik konuşmanın hiçbir anlamı yok. Maçın ilk yarısında 11 dakika, ikinci yarısında 10 dakika olmak üzere 21 dakika maç uzamış. İlk yarı 30 tane faul yapmış rakip. Yerde yatmışlar. Geçen hafta yayın ihalesi oldu değil mi? Bu sahada oynanan oyuna, bu hakemlere, bu futbol yapısına para verilir mi? Ben şu an Fenerbahçe aşkım için buradayım. Ben bu tribüne para vererek geliyorum değil mi? Çoluğundan çocuğundan ayırarak gelenler var. Yurt dışından gelenler var. Ne için geliyorlar? Burada bir seyir zevki. Ben taraftarım. Ben seyir zevki. Aşkımı köşeye bırakıyorum. Seyir zevki. Sen benden bunu neden alıyorsun? Neden çalıyorsun sen benden bunu? Sen küme oynuyorsun. Pendik Spor. Küme oynuyorsun. Sen bugün 2 tane kırmızı gördün. Şimdi sen yara almadın mı? Aldın. Senin rakibin ben miyim? Çık sahada mücadeleni ver. Neden yatıyorsun yerde? Yalandan yere. Ve buna kim izin veriyor? Hakem izin veriyor. 3 gün önce Avrupa'da bir maç oynadık. Çata çat maç oldu gördün mü abi? Çata çat. Nasıl bir maç oldu? Neyi konuştuk biz? Bugün neyi konuşuyoruz? Kendi sosyal medya hesabından Pinero'yu tebrik ettim. 58 dakika oyunda kalmış Avrupa'daki maçta. Bugün kaç dakika kaldı? İlk yarı 23'tü. 20 dakika 20. Bitti. Bitti. Ben 23 dakikaya mı para verdim? Geri kalan 70 dakikanın parasını kim verecek bana? Aram zıkkım olsun. Kim verecek bana? Bak teknik taktiği bırak yani. Kim verecek? Bak şunu net söylüyorum. 5 kuruş etmeyen bir liginiz var. 5 kuruş. Bak 5 kuruş. Bu kadar. Konuş. İsmail Hoca şunu yapmış. Bunu. Ya bunların hiçbir önemi yok. Yok. Çünkü sahada top oynanmıyor. Top oynanmıyor ki. Oynanmıyor. Bu kadar yani. Diyecek hiçbir şey yok. İlk önce rakibimiz güzel oynadı. İyiydi. Ama çok yerlere yattı. Yani bana göre bu maç Pendik Spor Fenerbahçe değil de Galatasaray. Fenerbahçe. Hakemlerle beraber şampiyon olmak yerine ayağa kalka kalka şampiyon olmaya ne dersiniz? Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda Fenerbahçe'yi sadece yavaşlatıyorlar abi. Bak futbol Fenerbahçe'nin sezon başındaki futbolla şu anda oynanan futbol aynı. Sadece bizi burada hakemler durduruyor. Bak 70 dakika top oynamadı abi. Oynatmadı yani. Abi bir saniye şimdi. Hakem yani bu şekilde devam ederse hakem değil. Hakem ya da hakemler. Yani yine bu şekilde devam ederse yani şimdi herkes buradan uzak yoldan gelmiş. Ben dünya kadar yoldan gelmişim. Ben 2-3 saat sonra gideceğim. Bak akşama kadar yani 70 dakika burada boğaz patlattım. Bundan sonraki hakemler yani bu şekilde oyunu durdurmaya çalışırsa biz ineceğiz abi sahaya. Ben Fener'im üstten izliyorum. Kuzey aman abi. Diğer taraftan izliyorum. Vallahi bir daha Fenerbahçe bizim göremez. İçin bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bizim için artık hiç fark etmez. Biz sabredeceğimiz kadar etmişiz. Buradan Serhat Akın'a da iyi söyle. Yani yayınlayacaksın bunu. Yayınlamasan adam değilsin kardeşim. Ben sana söylüyorum. Biz bak bu saate kadar sabrettik. Vallahi bu saatten sonra sabretmeyiz. Hakemler, hakem ya da hakemler bundan sonraki yani
bundan sonraki maçları gördüğünü çalsınlar abi. Gördüğünü çalsınlar. Yani durdurmaya gerek yok. Yani diyeceklerim bu kadar. Biz abi burada yayınlanmayacak bir şey yok ki. Ben de iki saattir bekliyorum. Her şeyi yayınlayacaksın abi. Biz o kadar sabretmişiz. Abi bundan sonra sabretmeyiz. Hani... Biz ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada içeride Fenerbahçe taraftarı kadar yani dışarıdakiler desteklemiyor abi. Yani Fenerbahçe şimdi oynadığı oyun ortada abi. Yazık günah. Bu kadar emeğe yazık yani günah. Şimdi dakika 2 saniye 17 Pendikspor'un 2 net faulü var. Evet. Şimdi böyle bir ortamda rakibin senin belli. Yani yatmaya gelmiş. Buraya her gelen rakip Fenerbahçe'ye karşı yatarak kazanan yani kazanmayı düşünüyor. Başka bir oyun sistemi yok yani. Hiçbiri burada oyun sistemi yaratamıyor. Şimdi dakika 10'da bakıyorsun Pendik'in 5 tane net faulü var. Yani Pendikspor'lu oyuncular tabi doğal olarak şurada Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsun. Yani bu tarz hareketler çok normal. Yani taraftarlarımız kızıyor ama normal yani. Başka türlü yenemezsin Fenerbahçe'yi burada çünkü. Ama ben bakıyorum burada aynı oyunu Galatasaray'da oynadı. Benim gözümde pek bir farkları yok şu anda. Genel ev yavrum. Şimdi şöyle bir şey var. Biz bugün bence maç biletiyle biraz tiyatro bileti almışız. Gündeyiz. Kesinlikle abi. Ben bunu gördüm. Ben burada Fenerbahçe Kongresi olarak şunu söylemek istiyorum. Mehmet Büyükekşi ve MHK'nin, TFF'nin tüm kurulları size buradan sesleniyorum. Acilen derhal istifa edin kardeşim. Kesinlikle. Derhal bravo, istifa bravo, edin. Siz istifa etmediğiniz sürece bizim uğraşlarımız çok fazla olacak. Biz yıllardır uğraşıyoruz. Bugün Fenerbahçe hakemi de yenecek cümlesi vuku buldu. Bugün Fenerbahçe hakemi de yendi. Bugün Fenerbahçe Florya'yı da yendi. Trabzon'u da yendi. Beşiktaş'ı da yendi. Bugün herkes, bugün 4'te 3'ünü yendi Fenerbahçe bugün. Türkiye'nin 4'te 3'ünü yendi. Fenerbahçe oyununa bakacak olursak tabii ki de tatmin edici bir oyun yok ama ben yine bunun Fenerbahçe'nin oyun sisteminden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. İnanılmaz derecede oyunu sabote eden bir rakip oyuncu grubu vardı Fenerbahçe'ye karşı. Mesela bir Bado Ndiaye var. Ben anlamıyorum. Bu adam Galatasaray'da bize karşı çok şiddetli oynuyor. Adana Demirspor'da da çok şiddetli oynuyor. Yani boğaz boğaza girmeler, Osterwold'e yere indirmeler. Bugünkü maçta hakeme karşı verdiği tepki herkes gördü. İkinci sarıdan kırmızı atacaksın kardeşim. Korkmayacaksın. Kadir Sağlam. Korkmayacaksınız. Korkacağınız tek bir şey var. Fenerbahçe camiası. Kesinlikle abi. Başka hiçbir yerden korkmayacaksınız. Korkmanız gereken tek camia Fenerbahçe camiası. Başka hiçbir yerden korkmayacaksınız. Ben öncelikle şuraya değinmek istiyorum. Fenerbahçe zeki bir taraftar grubudur. Atatürk'ün takımıdır. Zeki taraftar grubundan oluşmuştur. Öncelikle kenetlenmeyi bilmemiz gerekiyor. Fenerbahçe birlik olacak. Dakika 40, 50 yenik olabilirsin. Fenerbahçe bu. 5 dakikada maçı çevirebilecek kapasitesi var. Hiçbir zaman takımı desteklemekten bırakmayalım. Ben bugün Kuzey Tribünü'ndeydim. Tiyatro. Rezalet ya. Taraftar deplasmanın sesi bizi aşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim, kendinize gelin. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti. Kendinize gelin. Kenetlenelim, birlik olalım. TFF'yi, MHK'yı bir alıp şampiyon olalım. Yanımızda bir prenses var. Şimdi ona mikrofonu uzatacağım. Ne düşünüyorsun maçla alakalı? En çok hangi futbolcuyu beğendin? İrfan Can. Peki şampiyon kim olacak? Hadi gel kameraya bakarak söyleyelim. Fenerbahçe. Kimse duymadı. Fenerbahçe. Çak bakalım. Maçla ilgili şunu söylemek istiyorum. Galibiyet önemliydi bizim için. Açıkçası ben şampiyonluk falan düşünmüyorum. Fenerbahçe olmak bize zaten yetiyor. Hiç gerçekten bu bana yetiyordu. Bugün yenilseydik de ben mutlu gidecektim buradan. Çünkü biz kirli şampiyonluklar istemiyoruz. Biz ne olursa olsun burada bir şey var, çıkartmak istiyorum. Bayrağımızı sallayacağız, sorun yok. Kirli şampiyonluklar istemiyoruz. Biz Fenerbahçe'nin varlığı yeter, tamam mı? Bu kadar. Abi Fenerbahçe'nin güzelliğini ne biliyor musun abi? Fenerbahçe Trabzon maç yapsa Trabzon. Fener Beşiktaş maç yapsa Beşiktaş. Fener Galatasaray maç yapsa Galatasaray. Bütün Süper Lig tek Fenerbahçe'ye oynuyor. Ama biz yine onların hepsini yeneyene bu takım bu sene şampiyon olacak. Maçı çok fazla konuşamadık. Biraz oyuncular bazında da konuşursan abi sevinirim. Başta söyleyeceklerim. Burdur'dan askerden yeni geldim. Geldiğim gibi de buraya geldim. Yani gördüklerimiz nasıl söyleyeyim inanılamaz. Yani Türkiye'de futbol Fenerbahçe'ye karşı oynanıyor. Hani şu an ses gitti. Diyarbakır'dan Burdur'a geçtim. Askerliğimi yaptım. Oradan buraya geldim. Yani pek fazla söylenecek bir şey yok. Türkiye'de futbol Fenerbahçe'ye karşı oynanıyor. Bunu bugün gördük sahada. Hani gerekmediği yerde hakem hep yani toplasan 30 dakika maç oynanmadı. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bunu da yani ne diyecek pek şey yok. Maçla alakalı öncelikle buraya gelen her takım Galatasaray'da dahil sürekli yerde yatıyor. Hani sanki böyle yatalak olmuşlar. Ben Pendikliyim.
Pendik Spor da aynı hareketi yaptı. Yatmayın kardeşim, delikanlı gibi oynayın. Evet. Fenerbahçe ligde kötü. Ligde oynayamıyor, taktiği yok falan diyorlar da. Avrupa maçında hakem faul çalmadı. Oynattı. Kolay kolay faul çalmadı. Oynat kardeşim, kemik sesi duyuyorsun, tamam mı? Sakatlanalım. Herkes sakatlansın, ben çıkarım. Bu adam çıkar, bu adam çıkar. Fenerbahçe sahipsiz kalmaz. Bu birincisi. Oynatın. Kolay faul çalmayın. Yanından geçiyorsun, düdük öttürüyorsun. Ya gerek yok. Derbi oynuyoruz. River Plate, Boca Juniors maçlarını izleyin. 6 kişi yerde yatıyor. Adamlar maçı oynatıyor. Devam et, mücadele istiyorlar. Burada yanından geçiyorsun, düdük çalıyorlar. Oynatın kardeşim. Burada herkes yerde yatıyor. Uğurcan Çakır 87'de sarı kart gördü burada Trabzonspor maçında ya. Oyunu yavaşlatıyorlar. Bizim oyunumuza niye engel oluyorsunuz kardeşim? Ben de hakemlik kursu gördüm. Nelerin faul, nelerin faul olmadığını ben biliyorum, tamam mı? Hani art niyetli davranıyorsunuz burada. İkincisi, ben geçen burada bir röportaj verdim. 9 yıldır şampiyon olamıyorum diye. Herkes yerde yatıyor, birileri de yerde yatıyor. Fenerbahçe'nin rakipleri de yerde. Ben şampiyon olmak istemiyorum. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak. Ben olmuyorum, Fenerbahçe olacak. Ayrıca maraton alt. Bakın parantez içinde söylüyorum. Maraton üstün, canın iyiyim. Maraton alt, Feneryum alt. Tribünlerinden bahsediyorum. Okul açığın altı, Migros'un altı. Kardeşim bağırmayacaksanız buraya gelmeyin, anladın mı? Gelme, evde izlemek daha zevkli. Gerçekten daha. Evde izleyin abi. Pozisyonların tekrarı var evde. Tekrarına da bak. Burada bakamazsın. Evde izle. Okey mi oynayacaksın? Evde izle. Orada kumar mı oynayacaksın? Evde izle, oyna kumarını. Buraya gelme. Biz burada bak, ben hastayım. Dün gece hastalıktan titriyordum. Gittim özel hastanede serum yedim. Birazcık kendime geldim. Şu an son enerjilerimi harcıyorum. Ben Ramazan mübarek, Ramazan ayında ben yarın böyle yatalak olacağım. Anladın mı? Son enerjimi burada verdim ben. Şu an son enerji. Siz de gelmeyin. Müşteri lazım değil bize. Taraftar lazım kardeşim. Gelmeyin. Herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Serhat abi, seni çok seviyorum. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür edelim. Ve artık kapanışa geldiğimizi ekran başındakilere de söylemiş olalım. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizi tabii ki de çok seviyorum.